Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. FIFA 21'de Fenerbahçe kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bana yorumlarda bahsettiğiniz şeylerin hepsine bakıyorum arkadaşlar. Bu futbolcuların hani daha fazla ne rekabetçi modu. Rekabetçi modu kapattım. Artı savunma sistemini de eski haline getirdim. Onların hepsine baktım. Yorumlarınız benim için çok önemli. Bol bol yorum ve like bekliyorum. Like tuşuna abanmayı unutmayın arkadaşlar. FIFA kariyerine sık sık devam edeceğimizi söylemiştim. Artık lig başlıyor. Ve lige doğru yolculuğumuz başladı diyebiliriz. Sadık için transfer teklifi gelmiş. Hayır, Sadık'ı vermem ben. Sadık'ı seviyorum abi. Bu arada Ferdi'nin transfer teklifini de reddettim. Ben Sadık'ı severim. Fenerbahçe için son derece ben yararlı bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir kadro derinliği sağlıyor bize. O yüzden Sadık adamdır abi. Helal olsun sana. Çok severim ben Sadık Çiftpınar'ı. Şimdi ilk maçımız kimle bizim? Az önce bir Gençler Birliği mi gördüm? Aynen. Gençler Birliği ile oynuyoruz ilk maçımızda. Gençler Birliği kadrosu aylık raporu. Peki. Hemen kendi kadromuza bir bakalım arkadaşlar. Forvet'te ileri uçta Samatta. Arkasında Mesut Özil. Solda Pelkas, sağda Osay. Gustavo Soboşlay. Bu arada şunun yerine bir Perotti'yi koyalım abi. Heh. Perotti oynar. Caner Erkin. Atilla Szalai. Serdar Aziz ve Nazım Sangare. Geri dörtlüsünde. Ve kalede de tabii ki Altay Bayındır'la oynayacağız. Şimdi şundan çık abi. İlk maçımız Gençler Birliği. Haydi bismillah. Vallahi çok merak ettim. Acaba bu söylediğiniz şeyleri kapattıktan sonra ne kadar değişecek? Ne olacak? Ne bitecek? Açıkçası merak ediyorum. Bu arada eğer puan farkını açarsak sevgili arkadaşlar, bazı maçları simüle etmeyi düşünüyorum. Yani bütün maçları oynamayabiliriz. Onu da ben kendim dengeleyeceğim. Haydi bakalım. Yeni sezon, yeni kariyerde. Bakalım nasıl sonuçlanacak Fenerbahçe için. Hep birlikte görelim efendim. Allah utandırmasın. Fenerbahçe'mizi inşallah Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz. İnşallah. İnşallah. Bas oğlum, bas. Hop. Haydi bakalım. Çok güzel. Serdar Aziz, Luis Gustavo ile oynadı. Gustavo pas yapıyor Fenerbahçe. Mesut Özil. Topla buluştuğu zaman taraftarlar çıldırıyor resmen. Şimdi Samatta. Güzel döndü. Güzel bıraktı aradan Mesut'a. Mesut baktı aradan, gördü onu. İşte bu Mesut pası abi. Ah 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 ah. Bakın hemen bir bakalım. Bir tık geç kaldım ya. Evet. Aa, çok iyi lan. Şu offside çizgilerini çekmeleri falan güzel olmuş. Beğendim. Bir tık geç kaldık. Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkıyor. Helal olsun Mesut Özil'i Fenerbahçe'ye kazandıran bu büyük başkana. Ali Koç artık adamsın ya valla. Sonunda istediğimiz kıvama geldi ya Ali Koç. Pelkas. Bakın ne kadar güzel top sürüyor Pelkas. Şimdi arkada bir boşluk var. Çok güzel gördü orayı ama biraz sert bir top oldu. Pelkas sakatlıktan da bu hafta çıkıyor arkadaşlar. O da kadrodaki yerini alacak artık. Fenerbahçe'nin Gustavo'lu, Pelkas'lı, işte nedir o, İrfan Canlı kadrosunu gerçekten çok merak ediyorum. Hani bütün hepsi şöyle bir geldiğinde nasıl bir etkisi olacak? İnanın heyecanlanıyorum yani. Bayağı heyecanlanıyorum. Halil İbrahim Pehlivan. Orta alanda pas yapıyor Gençler Birliği. Şimdi orta alanda aynı şekilde baskı yapıyor Fenerbahçe'de. Hatalı pas atmaya zorladı. Şimdi Soboşlay'ı atarsa tehlikeli ama Pelkas orada koşuyu kesti mi, ne yaptı? Bravo Pelkas. Pelkas kendi gitti. Gerçekten bitirim olan. Yaptı ortasını ama olmadı. Olmadı. Tam bir bitirim. Dimitros Pelkas. Orta geldi. Bu nasıl bir orta lan? Ortayı yapan kim ayrı? Yani Caner. Şöyle şuraya doğru kes bakalım. Samatta vur oğlum. Lan Samatta tam gerçekteki gibisin. Yemin ediyorum ya. Ya böyle kaçırıyor maçırıyor abuk subuk ya. Neyse. Nazım. Sağ tarafta oynadı takım arkadaşı. Mesut'a. Mesut kendi gitmek istedi. İçeride arkadaşını gördü. Samatta döndü tekrar. Samatta kendi gidiyor. Samatta ilk şutunu attı. Dışarı vurdu. Sol ayağıyla. Sert bir şut çıkarttı. Samatta. O da ilk maçına çıkıyor bu sene. Bu sezon bu futbolcuların hepsi ilk maçına çıkıyor arkadaşlar. Sonuçta yeni kariyer. Pelkas. Tekrar Mesut'la oynadı. Mesut baktı şöyle takım arkadaşlarına. Samatta'yı gördü. Samatta hızlanmak istedi ama orada savunmadan güzel bir müdahale geldi. Bu arada bu zorluk seviyesi beni biraz kasacak arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Ofsayt yok mu lan?
Vallahi yok. Eyvah eyvah eyvah. Böyle bir gol yok. Vallahi böyle bir gol yok ya. Ya böyle bir şanssızlık yok abi ya. Şunu bir izleyin arkadaşlar Allah aşkına. Bu ne ya? Ya bu nedir arkadaş ya? Maalesef deplasmanda Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup başladık desek yeridir yani. Pelkas. Şimdi ön alanda Mesut topla buluştu. Samatta ile oynadı. Samatta baktı takım arkadaşlarına. Samatta kendi gitmek istedi. Çekti topu tekrar. Soboşlay. Pelkas tek top oynadı ama oynayamadı. Tek topu niye atamıyorsunuz arkadaş? Neden? Yani çok basit pas hatası yapıyorlar. Tek top oynamadık istediğiniz zaman. Şimdi Mesut. Mesut aldı. Attı önüne. Samatta üstüne gitti. Samatta'dan güzel bir plase çıktı orada ama üzerine gitti pozisyonda. Mesut çok kızıyor. Bana atsaydın ya diyor. Şimdi Salah orada karşıladı rakibini. Tekrar karşıladı. Atilla. Atilla'yı orada ekarte etti. Gençler Birliği futbolcular sağ kanattan geliyorlar şimdi. Sıkça sağ kanadı kullanıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Eyvah eyvah. Vurdurup aferin oğlum. Vurdurtmayın. Şimdi hızlı atak şansı olabilir. Mesut çok güzel döndü. Koşuyu yaparsa şu Angut. Angut, Angut. Angutsun sen. Sen harbiden sen sıçmış bir adamsın ya. Koşu yapmıyor. Göstere göstere be yani. Angut herif. Ben böyleyim arkadaşlar. Fenerbahçe teknik direktörü olarak bunların hepsini giydire giydire adam edeceğim. Ne yapıyorsun Serdar? 2'yi yedik. Çok güzel. Çok güzel. Vay arkadaş ya. Ay Allah'ım. Oğlum çok zor geldi bu bana ya. Bizim Angutlar da biraz oynamaya çalışırsa gerçekten çok sevineceğim. Dur abi. Ceza sahasını yüklen. Ofansif bekler. Şöyle heh, ultra ofansif. Takımı da ultra ofansif alalım. Pelkas. Baktı takım arkadaşlarına kimse yok. O da ben rakibi atayım dedi. Baktım kimse yok diyor. Ben de rakibi atarım o zaman diyor. Bravo Pelkas. Serdar hadi oğlum. Vallahi tehlikeli geliyor Gençler Birliği. Bu sefer de sol kanattan geliyorlar. Oğlum alsanız alan. Oo, FIFA'da bu savunma olayını gerçekten yapamıyorum ya. Lan oğlum. Heriflerin hepsi topu ayağından bırakmıyor abi. Hiçbiri bırakmıyor ya. Allah belanı versin ya. Ya ama Allah belanı versin. Başka da bir şey demiyorum. Daha bela okuyorum daha. Ne diyeyim sana ya? Lan nereye atıyorsun ya? Orası orada kimse yok oğlum. Beni niye kudurtuyorsun? FIFA lan adam beni delirtiyor. FIFA beni çıldırtıyor ya. Lan orada kimse yok. Kimseye atmıyorum ben. Oraya atmıyorum ya. Bu ne? Hay sokayım oyununa ya. Vallahi rage getirtiyor, geçirtiyor bana oyun lan. Lanet olsun ya. Vallahi koptum oyundan iyice ha. Bu da her topu gidiyor rakibe atıyor. Maşallah. Sonra da özür diliyor. Pelkas çık lan. Lan git mahallede oyna ya. Vay arkadaş. Felaket sinirlendim. Vallahi felaket sinirlendim. Abuk subuk aptal aptal işler oluyor arkadaşlar. Benim yön vermediğim yöne doğru atıyorlar topu. Çıldırmamak elde değil. Hadi, hadi gel de şimdi 3 tane gol at. Lan niye bu takım ileri gitmiyor oğlum? Niye gitmiyorsunuz lan ileri? Sağ kanat bindirmiyor falan. Ha şöyle ya. Samatta oyna dışarı. Ne yaptın Soboşlay? Ne yaptın oğlum? Gustavo kaptırma. Mesut. Bıraktı içeri. Perotti. Yok. Çok çabuk top kaptırıyoruz. İnanılmaz zor top kapıyoruz abi. Şu anda öyle bir sıkıntımız var. Ya bu zorluk bana fazla mı geldi? Ne oldu anlamadım ki. Ah geçseydi. Geçseydi güzel pas olacaktı. Aferin lan. Ya bunlar da köpek gibi oynuyor. Real Madrid'de mi oynuyorum ben? Bu ne ya? Pelkas. Perotti gitti. Perotti! Perotti! Tek golün sahibi oldu. Al şu topu da hadi getir ya Perotti. Vallahi bir tok sen oynuyorsun. Hadi oğlum hadi. Hadi iki gol hadi. Çok bir şey değil. Devam. Umut ışıklarını yaktı. Perotti kalitesiyle girdi içeri. Yaptı golünü. Yorulan morulan var mı abi? Mesut çok yorulmuş. Soboşlay çok yorulmuş. Ya sen nedense beklediğim şeyi yapamadın ya.
Başka kim olabilir? Oğlum Samatta'nın orada Perotti'nin orada ne işi var lan? Perotti çok yoruldun canım. Osayi gel. Gel. Osayi'nin girme vakti geldi oyuna. Biraz hızlı futbolcuları kullanalım. Haydi bakalım. Perotti attı golünü. Yerini bıraktı. Şimdi Samuel'e. Basın çocuklar, basın. Ya ne güzel çalım at. Herkes geçiyor beni, herkes ya. Aferin Nazım. Aferin Nazım. Yürü Samuel. Da ora değil oğlum, ora değil. Oh güzel oldu. Pelkas, Pelkas. İrfan Can. Şimdi bıraktı içi. Abi bu kadar anlaşmazlık. Yani bu kadar anlaşmazlık olabilir. O tam içeri doğru atacakken bu. Offside'in babası bu arada. O tam içeri koşu yaparken bu ayağını atmak istedi falan, böyle bir anlaşmazlık oluştu. Osay Samuel. Çok süratli bir isim. Fenerbahçe'nin genç yeteneği. İrfan Can bıraktı Mesut'a. O da tekrar oynadı. İrfan da. Daha iyi oynarsan sevinirim. Ulan Gustavo be. Güzel vurdu da. Bakın top nereden geçti. Tam dönmemiş. Yan direğe gitmiş top. Çok da beklediğim gibi bir şut olmamış açıkçası. Hadi lan bir tane daha yerleştirin. Hadi oğlum ya. Gençler Birliği deplasmanından mağlup ayrılmayalım bari. Berabere falan bitirelim ya. Nazımcığım nereye gittin? Bir gol daha geldi arkadaşlar. Herifler de hiç affetmiyor ki. Yani ceza sahasının içine girdiği zaman eyvay, bu zorluk seviyesi falan biraz fazla geldi ya. Biz buna el atalım arkadaşlar. Yani bir tık düşünsek falan olmayacak sanki. Ya da kendimizi geliştirene kadar mağlup olacağız. Bak abi niye bindirmiyor? Niye? La gitsene lan. La gitsene ya. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Ya nasıl oynayayım? Takım gitmiyor yani. Pas atacağım, pas atacağım, adam öne koşu yapmıyor. Bu nasıl bir şey ya? Taktikte nasıl bir sıkıntı var? Ben anlamadım ki ya. Ne yaşıyoruz biz? Vallahi Altay şunu çıkartmasa 5 yedik. Valla. Altay bunu çıkartmasa 5'i yedik yani. Çok delirdim abi maç. Al 5 yedik. Evet. Ben ne diyeyim ya? Kabus gibi başlıyor Fenerbahçe lige. Kabus kabus. Topu sürdü sürdü, Samatta'ya attı. Bak kimse yok abi. Kimse yok. Bak bekliyorum. Alın. Şurada biraz bekleyeyim. Kimse gelmiyor. Bak daha yeni geldi. Geldi, golünü de attı zaten. Yani takımın biraz beyni oynatması lazım. Yani öne doğru falan gelse, koşu boşu yapsa da pas atsam diyorum yani. Arkadaş. İrfan da güzel gol attı ha. Soboşlay yerine İrfan'ı mı oynasak, ne yapsak? Sanki daha iyi olacak gibi hissettim. 5-2 maça bak abi. Gençler Birliği'nden 5 tane yedik lan. Bu ne saçma bir maçla. Oh bu nereye gitti? Oh 6'yı yedik herhalde. Vallahi 6 olacak. Altay karşı karşıya yine bildiğimiz gibi Altay. 5 tane gol yediği maçta da yıldızlaşan Altay. 5 gol yiyoruz, kaleci yıldızlaşıyor abi. Maça bak. Topu alırsanız hani. Heh. At sağ tarafa. Şimdi Pelkas. Pelkas çok süratli. Dimitros Pelkas. Pelkas kendi gitmek istedi ama yorgun düştü sanırım. Topu yine kaptırdı. Çok zor oğlum ya. Bir tık düşüreceğim zorluk seviyesini, söylüyorum yani, böyle oynayamam ben. Belli ki bana kafayı yedirtir bu oyun böyle. Ben daha bu zorluk seviyesinin adamı değilim belli yani. En azından biraz tat alayım şu oyundan ya. Gençler Birliği'nden 5 yemek ne oğlum bu? Biraz fazla geldi. Oğlum o ne yapıyor lan o? Bizden birisi orada kıçını başını oynuyor. Kim o? Oha takım ölmüş ki. Mesut'cum sen gel ya. Net Serant'a lan pardon. Vallahi Mesut'cum sana ne diyeyim ben? Şöyle yapalım. Gerçi pek de bir şey değişmeyecek hani. 5-2 olmuş zaten arkadaşlar. Geçmiş olsun.
Dersek 6'yı yeriz en fazla biz. Çok basit top kayıpları Fenerbahçe'den. İrfan Can ilk maçında güzel bir golle Fenerbahçe taraftarını selamladı ama maalesef yeterli olmadı. Abi koşu yapmıyor. İnanın bak bu da koşu yapmıyor. He hepiniz ayağınıza alın topu. La koşu yapın la, bir koşu yap la. Mesut Özil. Aman Allah'ım, çok güzel bir şut. Maalesef yan direkler. Top tam istediği gibi dönmedi orada. Mataraları vurmuş mu? Yanından geçmiş lan. Tüh. Acaba vuruluyor mu merak ettim. Hadi bakalım. Bir sonraki maçta zorluk seviyesini bir tık düşüreceğim. Bir de öyle deneyeceğim. Eğer çok kötü olursa oyun, yani çok basit olursa, o zaman da yine el atarız arkadaşlar. İrfan Can kahveci. Maça girer girmez gerçekten kendisini gösterdi. İrfan Can tamam oğlum sen. Seni oynatacağım. Soboşlağı yerine İrfan Can'ı oynatacağız abi. Hadi be oğlum. Yalnız bu Samatta'dan memnun değilim. Bu Penza'yı oynatacağız. Bakalım bu Penza neler yapacak. Samatta'nın bu arada kondisyon filan da bitmiş. Fenerbahçe ilk maçında deplasmanda 5 yiyerek başladı lige. Tebrik ediyorum. Bu zorluk seviyesinde tebrik ediyorum. Bir ara bana kafa yedirten FIFA'ya da tebrik ediyorum. İkinci maça geçiyoruz. Evet, ikinci maça geçmeden önce bakın karşımızda ne var. Luis Gustavo'ya bir transfer teklifi geldi arkadaşlar. Şöyle bir oturalım bakalım. Hemen vermem. Şu anki değeri 8.5-9.600 para teklif etmişler. Ben Luis Gustavo'yu 12'den aşağı vermem. Yaşı geldi o yüzden yani. 9.600'e anlaşamayız güzel kardeşim. Öncelikle yeni transfer ücreti talep edeceğiz. Tamam. Şunu nasıl yapalım? Seni sıfırla. Seni 10 yap. 12 milyona ben okeyim. 12 verirseniz alın götürün. 1800. Al. Ah, Gustavo'yu verdim arkadaşlar. Vallahi Gustavo'yu verdim. Çünkü yaşı geldi. Onun yerine Ozan Tufan'ı oynatacağım. Ozan Tufan'la birlikte defans orta sahada şeyi oynatacağım. İrfan Can kahveci oynatacağım. O yüzden İrfan Can'ı Luis Gustavo'yu göndermeye karar verdim. Bu kararı da herkes alamaz. Bu kararı da herkes alamaz. Bazen teknik direktörler böyle acı kararlar almak zorunda. Gustavo ile görüştüm hocam, ben gitmek istiyorum dedi. Şimdi isteyen, yani gitmek isteyen adam maalesef bunu vermem bu arada. Takımda tutulmaz arkadaşlar. Bir futbolcu gitmek istiyorsa gider. Gustavo da kendisi gitmek istiyormuş. Ben de dedim ki Gustavo kusura bakma, burası dedim Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi isteyen adamlarla oynarız biz dedim. İyi demiş miyim? Nasıl demişim yazın yorumlarda. Evet. Hemen İrfan'ı tabii seni önümüzde daha önemli maçlar var diyelim. İrfan Can'ı oynatıyoruz abi. Gustavo satıldı. Hayırlı uğurlu olsun takımımıza. Tiyan mı? Pff. Gel abi Ozan. Ozan bir tarafta. İrfan bir tarafta. Şöyle oynayacağız. Soboşlay yedeğe geliyor. Bu Penza da diye. Bak hadi bir maç daha yedek kal. Bu arada Nazım sakatlandı. Sağ bekte Gökhan Gönül oynayacak. Soboşlay bu maç yedek oynayacak. Mesut'u bu maç dinlendireceğim. Biraz dinlensin. Ondan sonraki maçların hepsinde ilk 11 oynatacağım arkadaşlar. Gaziantep'le oynuyoruz. Bu sefer kendi evimizdeyiz. Fenerbahçe 5-2'lik mağlubiyeti taraftarlarına Kadıköy'de güzel futbollar unutturmak istiyor. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Ve maç başlasın. Sizin adınıza üzüldüm Gaziantep. Çünkü Fenerbahçe'nin kışmına uğrayacaksınız. Topla buluşan Perotti. Perotti. Çok güzel döndü. Perotti bakıyor takım arkadaşlarına, kimse yok. Kendim oynayayım bari dedi. Perotti geçemedi. Onu geçti, bunu geçti. Sonra takıldı. Salay. Salay orada rakibini takip ediyor. Orada Serdar Aziz. Garanti stoper. Serdar. Perotti topla buluştu. Ha şöyle biraz önde oynayın ya. At oğlum. Çabuk oyna ya. Yahu Soboşlay. Allah Allah. Oyna oyna. İrfan Can. Güzel geldi araya. Soboşlay. Sağda bir offside'sin koçum. Offside'sin. Topu attıktan sonra gördüm arkadaşlar.
Ha bak artık böyle koşu moşu yapıyorlar. Geçen maç bunlara sığdırdım biraz, giydirdim. Tamam. Böyle olunca offside lan he. Offside yok mu diyecektim. Offside. Güzel. Herifler geldi mi geliyorlar arkadaş. Pas yapıyor Fenerbahçe. Salay. Şimdi döndü en sağ tarafa. Gökhan Gönül. Yaşlı kurt. Topla buluşan Perotti. Perotti. Bilek hareketleri çok kıvrak. Ozan Tufan. Şimdi Soboslay. Hadi neyse, hadi sövmeyeceğim, hadi. Hadi sövmeyeceğim. Oynatayım ki değerinin artması lazım. Oynatalım arkadaşlar. Sövmeyeceğim. Offside yok mu orada? Gerçi top out'a çıktı. Bu maç bizim. Bu maç bizim abi. 5-2'yi unutacağız. Bugün 5 yeriz, yarın 5 atarız. Bu iş böyle. Ozan Tufan. Baktı takım arkadaşlarına şimdi. İrfan Can. İrfan Can bıraktı sağ tarafa. Samat da. Koşu yaparsan atarım. Orada bir koşu var. Bırak onun önüne. İşte bu. Mbappe Samatta. Samatta. Kadıköy'deki ilk golünü atıyor. Bravo oğlum Samatta. Bravo. Olay bu. İşte bu. Geçen maç 5 girdik ya arkadaşlar. Abanacağım. Sonuna kadar. Atabildiğim kadar atmaya çalışacağım. Aferin oğlum. İlk maçın o kötü havasını üzerimizden atmanın vakti gelmişti. Yalnız Soboslay'dan hiç memnun değilim. Hayırlısı olsun. Umarım asrın kazığını yemeyiz. Çok güveniyorum ona. Pelkas. Pelkas orada bir tık geç kalınca rakip takım geldi ve müdahalesini yaptı. Aferin ya. Perotti. Perotti topu yine kanada taşıdı. Baktı içeri. Şimdi Samatta. Güzel bir koşu yaptı orada. Soboslay'ı istediği gibi bırakamadı. Samatta'nın önüne bırakacağını biraz daha rakibe doğru bırakmayı tercih etti. Açmayın önünü, açmayın. Bas orada. Aferin sana. Güzel. Fenerbahçe çıkmak istiyor. Ozan Tufan baktı yukarıda arkadaşlarına. Öne doğru atarsan adam koşar. Hani Ozan. Hani öne atılır bu toplar. Herife geriye doğru değil de öne. Oğlum ne güzel geçti orada Ozan'ı. Morais. Yaptı ortasını ama orada Serdar. Oğlum Ozan sen ama vücudunu koyup o topları seversin orada yürümeyi ya. Ha? Hemen telafi etti Ozan Tufan. Yürü Perotti be. Perotti. Kendi gitmeyi tercih etti. Abi koşu niye yapmıyorsunuz? Ben vallahi delireceğim ya. Oyna Perotti ile. Ohoho! Perotti'nin hareket. Penaltı. Penaltı yok mu oğlum? İzleyelim abi pozisyonu. Yok mu pozisyonun tekrarı? Yalnız takım koşu yapmıyor. Ben buna gerçekten anlam veremiyorum. Taktiğime falan da baktım. Yani bunun nasıl taktikle şey yapılabilir bilmiyorum ama takımın koşu yapmıyor abi. Dışarı çıkar. Ha. Savaş gel bırak abi sen de. Perotti sen de bırak. Serdar tek top. Salay. Salay lan ben Soboslay bir Salay mı diye bakacağım diye gittim kaptırdım topu vallahi billahi ya. İrfan Can orada. Ceylan. Ceylan kim lan? Boşluğa bak boşluğa. Perotti geldi orada savunmasına yardım ama ya abi ben bu oyunu vallahi billahi anlamıyorum ya. Ben bu oyunu anlamıyorum arkadaş. Vallahi ya ben bu oyunu anlamıyorum. Ya Altay sen ne yapıyorsun oğlum ya? Ya böyle bir hata olur mu ya? Altaycığım sen ne yaptın ya? Oğlum beni çıldırtmaya mı programlı bu oyun ya? Ya böyle bir gol var mı? Altay niye almıyorsun oğlum önündeki topu bırakıyorsun? Bak bak bak. Bak. Oğlum bu nedir ya? Ya bu oyunun bozuk olduğu falan anlamına gelir ha. Ya bunu ancak oyun bozuk falan diyerek şey yaparsın. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Ozan Tufan geldi aklıma. Soboslay. Takım yine ileri gitmiyor. Nedense gitmiyor yani. Perotti. Çok güzel hareketler Soboslay. Üstüne gitti. Orada bir iki bilek bilek yaptı da üzerine gitti. Ulan ne güzel başlamışız maça. Yaptığın iş değil ya. Gerçekten bak. Altay. Of. Güzel müdahale. Herifler kaldığı yerden devam ediyor ağzıma tükürmeye. Bas şunu al ya. Heh.
İrfan'dan çok güzel bir müdahale gördük. Lan orada var ya benim adam, benim adamın sakatlandığını görünce aklım gitti. Onu mu, ona mı bakayım? Arada kaldım. Hadi oğlum hadi. Hadi nasıl öne geçtik? Ya oğlum ben vallahi deliriyorum. At şunu ha. Yürü Perotti. Takım yürümüyor anasını satayım, sen yürü. Bu arada Samat da yerini maalesef bu Penza'yla değiştirmek zorunda. Çünkü sakatlanmış arkadaşlar. Gerçi sonradan düzelebiliyor ama ben yine de bu Penza'yı görmek istedim. Tamam. İlk yarı 1-1. İlk yarı yani inanılmaz. Takımın yıldızlarından Altay'ın abuk subuk salak saçma oyunun bozuk olmasından ötürü vermiş olduğu bir rakibe golden dolayı, rakibe bildiğin hediye etti golü. Şu an beraberlik devam ediyor. İyi oynayan taraf biziz. Sıkıntı yok. Devam. Pelkas'ı biraz daha fazla kullanırsak fena olmaz. Pelkas. Çok iyi kullandım şu an. Şu an iyi kullandım. Daha ne yapsın adam? Koşsa koşsa kaptırsın. Daha ne yapabiliriz? Aferin oğluma. Aferin İrfan'a. İrfan oyna oğlum. Heh. Ya benim bir adım önümü görüyorlar oğlum bunlar. Bunlar nasıl bir yapay zeka bu ya? Aa ben oyunun bu arada zorluk seviyesini düşürmeyi unuttum. Öyle bir sıkıntımız var. Herif benim bir sonraki adımımda ne yapacağımı biliyor abi. Soboslay. Süratli. Kendi gitti. Şimdi orada bir koşu. Ah bir geçse var ya. Bir geçse Pelkas. Karşı karşıya kaldık. Bu faul bu arada. Bu Penza hadi oğlum lan. Bir tane de sen yerleştir. Forvetlerimle kazanayım maçı. Şu bu Penza'yı da Fenerbahçe'de görmeyi çok isterim ya. Ulan inşallah bir şekilde sene sonunda alırız onu da. Yani 10 tane Samat eder. Bak koşuyu yaparsan. Heh işte bu abi. Sen de koşu yaparsan. Abi niye yapmıyorsun? Niye yapmıyorsun? Bu da nereye atıyor? Forvet yani kaleye doğru koşu yapacağına. Pelkas kanada doğru koşu yaptı. Geldi koştu ya. Ya yapay zekası cidden çok büyük sorunlu ha bu FIFA'nın. Bu ne abi? Orada arkadaşlar. Pelkas'ın kale önüne koşu yapması gerekirken. Koşuyor geliyor şey abi. Nedir o? Kanada koşuyor. Perotti. Perotti çok süratli. Aldı şimdi geriye. Gökhan. Baktı arkadaşlarına. İrfan Can'la oynadı. İrfan Can kahveci. Olmadı. Olmadı. İstediği gibi. Plasesini yapamadı. Aferin sana Zalay. Caner. Caner baktı arkadaşlarına. Bıraktı İrfan'a. İrfan şimdi şöyle döndü. Soboslay. Çok güzel bir... Lan nereye atıyorsun? Arkadaş bunu göstereceğim bak bunu göstereceğim vallahi bunu göstereceğim artık yani delirme noktasına geldiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık delirme noktasına geldiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu futbolcu kimse artık bilmiyorum. Ben bu topu yukarıya doğru paslamak istiyorum. Bak. Bak şunu ben yapmıyorum bak şu benden çıkmıyor arkadaşlar. Bu benden çıkmıyor. Yukarıda giden adama paslıyorum. Bu FIFA yemin ediyorum bana kafayı yedirtecek. Bak şurada pas şey yapıyorum yönümü veriyorum. Pas atarken buraya atıyor. Yönüm orada olmasına rağmen. Ve oradaki adama atsa vallahi karşı karşıya kalacak gol atacak. Yani bilmiyorum ya FIFA. Bir daha vallahi FIFA almayacağım. Çok net ya bir daha asla FIFA almayacağım. At önüne. İrfan Can bu maçı da boş geçmiyor. İrfan Can kahveci. İşte FIFA doğru düzgün çalıştığı zaman ben gol yaparım diyor İrfan Can kahveci. Bravo oğlum sana. Bravo İrfan. İkinci maçında yine golünle. Taraftarı mest etmeyi başardı. Aferin oğlum. FIFA'ya rağmen kazanacağız bu maçı. Tamam mı? Eyyamcı FIFA. Hadi bakalım. Öne geçtik tekrar. Hadi hayırlı olsun. İyi oynadığı maçta beraberlik yakalamıştı. Ama la oğlum içimden geçiyor herif. Bak içimden geçme bu olsa gerek. Resmen koşuyor koşuyor içimden geçiyor adam yani. Oyna oğlum öne. Ha pas yapın şimdi. Al ön tarafta. Çok güzel. Bu Penza. Bu Penza baktı takım arkadaşlarına kimse yok. O da döndü şöyle bir etrafında. Soboslay. Pelkas. Sol tarafta çok güzel bindirdi Caner. Caner güzel bindirdi. Bak orada ortaya. Bu Penza. Bu Penza. Abi Caner'den yine adrese teslim. Mükemmel bir pas. Yani ben bunu orta demem. Bildiğim pas bu. Bu Penza.
Gole çok yaklaştı ama gitti abi, orada dışarı vurmayı tercih etti. Sorun yok bu Penza. Seni yine de istiyorum Fenerbahçe'de gerçekten. Burada bu golü kaçırsan da seni istiyorum. Koçum benim. Son zamanlarda gördüğüm en iyi forvetsin lan. Yap koşuyu. Al abi araya. İşte bu. Çok güzel bir koşu yaptı. Bu Penza. Geçen pozisyonu kaçırdım ama bu sefer hocamın bana güvenini boşa çıkartmayacağım dedi ve 3-1'e getirdi durumu. Bravo bu Penza. İşte bu. Çok fazla transfer yapmadık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta tam tersine futbolcu sattık. Gustavo'nun yaşı geldiği için ve kulüpte kalmak istemediğini bana söylediği için bireysel görüştüm. Ben de Gustavo'yu da sattım. Yoksa Gustavo'yu satmam. Gustavo da aramızda olmayan futbolculardan. Bu takıma bir Soboslay geldi. Ondan sonra Novak satıldı. Şey geldi. Neydi o? Futbolcunun ismini unuttum. Bu Penza geldi. Soboslay geldi. Aynen öyle. Öne oyna. Çok güzel. Soboslay çekti şöyle bir. Çok güzel. Bu Penza golün sahibi. Çok güzel gördü orada arada. Pelkas. Al bakayım. Koşusunu yaptı tekrar. Ama orada topla buluşamadı. Biraz hızlı bir top oldu. Biraz da yorulmuş olabilir. Dur bakayım. Aynen, Soboslay yorulmuş arkadaşlar. Mesut'u son bir 8 dakika falan alalım oyuna. Ener Valencia Pelkas'ın yerine ve Samuel de Perotti'nin yerine. Oğlum 3 tane oyuncu değişti değil miydi? Değiştirmiş miyim ben? Aa, Samat da çıkartmıştım. Unuttum. Şuna kayayım da bir. Lan ne güzel top oldu o. Eyvah eyvah. Güzel geldiler ha. Ve oyuncu değişiklikleri. Dünya yıldızı Mesut Özil. Şimdi Kadıköy'de. İlk maçında istemezdim Mesut'u keseyim ama kesmek zorundaydım. Mesut şık şık hareketler Mesut'tan. Bu Penza solda şimdi arkadaşlarına baktı. İrfan Can. Oyna abi Mesut'a. Mesut Özil. Aman be oğlum be. Topla ilk buluşmasında kalecinin soluna doğru vurdu ama maalesef golle buluşamadı Mesut Özil. Topla buluşan şimdi Perotti. İçeride takım arkadaşı Mesut. Mesut döndü, vurdu. Olmadı. Sağ ayağıyla denedi bu sefer de. Mesut ikidir daha oyuna girer girmez hemen şutlarıyla kaleyi yoklamaya başladı. Bu takıma çok şey katacağını gösteriyor Mesut. Oyna abi yukarı. Son birkaç dakika kaldı. Ozan Tufan. Şimdi pası bu Penza'ya. O da oynadı Mesut'la. Mesut güzel döndü. Mesut Özil üstüne gitti biraz daha. Kendi oynamak istedi. Yine orada güzel bir teknik çalım. Mesut Özil'den. Topla buluştu Valencia. Bu Penza bıraktı. Mesut yetişebilecek mi? Mesut biraz hızlı bıraktı. Bu Penza bir tık daha yavaş bıraksan vallahi gol atması adamın içten bile değil be. Ve Fenerbahçe kendi evinde Gazişehir'i, Gaziantep'i 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. Geçen maçın acısını çıkarttık arkadaşlar. Bakalım bir sonraki maçta neler olacak. Bol bol yorum ve like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.